Havelsan şu anda hem Türkiye'de hem de dünyada komuta kontrol sistemleri konusunda, gemilerin ve diğer platformların savaş yönetim sistemleri konusunda Türkiye'de bir numara, dünyada da sayılı ülkelerden bir tanesi. Gemilerin komuta kontrol sistemleri konusunda Türkiye'de dediğim gibi tek kuruluşuz diyebiliriz. Milli gemimizin komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleri Havelsan tarafından yapılıyor. Şu anda yurt dışında da ihracatımızda yine Azerbaycan'la yapıyoruz. Sözleşmeler imzaladık. Ukrayna'la sözleşmeler imzaladık. Pakistan'la sözleşmeler imzaladık. Malezya'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Endonezya'da 4-5 tane anlaşma yaptık. Şu anda birkaç anlaşma daha geliyor. Katar'la anlaşmalar yaptık. Oraya da yine vermeye çalışıyoruz. Umman'a yakın zamanda gideceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Bunların hepsinde deniz platformlarında savaş yönetim sistemi ve komuta kontrol sistemleri. Bunun yanında biz insansız hava araçları kara araçları konusunda da yetkinliğimizi ispatlamış bir şirketiz. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de Barkan isminde birkaç tane araç verdik ve yurt dışında yine Malezya'da, Endonezya'da, Katar'da, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Ukrayna'da, Azerbaycan'da bu Barkan'ın satışı konusunda da şu anda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan işte 5-6 ay önce sahaya çıktı. Şimdi Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Yurt dışında da ihracat için görüşmelerimiz devam ediyor. Niteliksizde hiçbir problemimiz nitelikli de kalmadı. Biz ilgili kurumlara kurduk ve şu anda o kurumlar kullanıyor. İthal ikamesini sağladık. Ondan sonra ihraç edecek duruma da geldik. Bizim bir projede verdiğimiz parayla biz daha önce bunun 2-3 katını yıllık lisans parası veriyorduk. Lisans parası da vermiyoruz ama en önemlisi de Türkiye'nin kritik bilgisi Türkiye'de kalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın elinde kalıyor. Niteliksiz parmak izinde de biz şu anda aslında rakiplerimizin geleceği düzeye geldik. Şeyimizi ispatladık. Yapabileceğimizi ispatladık. Prototipler ortaya çıktı. Biz bunun uygulama aşamasına geldik. Yıl sonuna kalmaz onu da kriminalde uygulamış olacak. Niteliksiz parmak izinde de tamamen yerli ve milli olmuş olacak. Ben tekrar burada İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Biz proje yapmayı öğrendik. Arge altyapısı bizde ciddi bir şekilde gelişti. Bizde şu anda devlet eliyle Arge yapılıyor ama özel sektörde de çok ciddi Arge yapılıyor. Çok sayıda Arge merkezlerimiz var. Çok sayıda firmalarımız teknoparklarda yerini almış durumdalar. O teknoparklardaki firmalarımızın çoğu emekleme aşamasını, yürüme aşamasını geçti. Şu anda koşma aşamasına geldi. Bizim bundan sonra Arge'de sıkıntımız yok. Know-how'da sıkıntımız yok. Biz ciddi bir mesafe kaydettik. Biraz daha ilerletmemiz gereken durum bunların artık ticarileşmesi, rekabet etmesi ve yurt dışına pazarlanması. Şu anda bu kadar şirketi, bu kadar Arge'yi, bu kadar mühendislik çalışması Türkiye'ye fazla geliyor. Türkiye'nin pazarı bize yetmiyor. Onun için başta vakıf şirketleri olmak üzere, Havelsan, Aselsan, TÜSAŞ olmak üzere diğer tüm şirketler yurt dışına ihracat yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Biz yurt dışına ihraç konusundaki önümüzdeki engeller kaldırıldığı zaman Türkiye'deki sanayi, Türkiye'deki teknoloji daha ciddi bir mesafe kaydeder diye düşünüyorum.